Değerli iş insanlarımız, ülke sohbet toplantımıza hoş geldiniz. Sektörel elektronik sohbet toplantılarımıza bugün Birleşik Krallık ile devam ediyoruz. 2020 yılı Haziran ayından itibaren gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın bugün 143.sünü icra edeceğiz. Birleşik Krallık'ta de daha önce iki toplantı gerçekleştirmiştik. Bunlardan bir tanesi Brexit sonrası İngiltere ile ticari ve yatırım alanındaki olanaklar, diğeri de genel bir ülke sohbet toplantısıydı. Bu toplantılarımızın kayıtlarına da web sayfamızda ve Bakanlığımızın YouTube sayfasından erişim sağlamak mümkün. Bugünkü toplantımızda ise Birleşik Krallık'ın mobilya ve otomotiv yan sanayi sektörlerini ele alacağız. Özel olarak bu sektörlere odaklanmakla birlikte gene ülkenin ticari ve ekonomik durumu ve güncel gelişmelerini de değerlendirme fırsatı bulacağız. Çok değerli konuklarımız da bugün bizlerle olacaklar. Bu çerçevede Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ertuğrul Tuna Arıncı Bey'e, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nuri Gürcan Bey'e, Kelebek Mobilya Ülke Müdürü Sayın Burçin Saltık Bey'e ve CMS Cant ve Makine Sanayi Lojistik Müdürü Sayın Erhan Tuncer Bey'e katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Kendileri sektörle ilgili bilgilerini ülke özelinde bizlerle paylaşacaklar. Ben ülke sohbet toplantımızın tüm ihracatçılarımıza ve yatırımcılara faydalı olmasını dileyerek sözü Sayın Müsteşarımıza bırakıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kıymetli katılımcılar. Ben de sizleri İngiltere'den, Londra'dan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah verimli bir toplantı olur. Ben genel bir girizgah yapacağım uygun görürseniz. Akabinde ticaret müşavirimiz Abdurrahman Deniz Bey hem Birleşik Krallık'la ilgili genel bir pazara girişe dair önemli gördüğümüz hususlar temel bir çerçeve çizecek genel olarak. Akabinde de yine bugünkü toplantımıza konu olan iki sektörle ilgili olabilecek faydalı bilgileri sizlere aktarmaya çalışacak. Elbette sektörümüzün temsilcileri de burada önemli. Onların söyleyecekleri sahadan beslenmemiz çok önemli. Burada da iki akslı bir yapı izliyoruz. Evren Bey'in de daire başkanımızın da bahsettiği gibi hem Türkiye'de yerleşik ihracatçı birliklerimizin sektörel manada ilgili sektörün temsilcileri, yönetim kurulu üyelerimiz burada hem de lokalde bulunan o sektörlerimizin burada İngiltere pazarında, Birleşik Krallık pazarında bir şekilde operasyonları bulunan iki firmamız da katılacak. Onlar da daha çok firmalarının tecrübelerini ve bu esnada karşılaştıkları zorlukları, bunları nasıl aştığına dair hususlarda görüşlerini, tecrübelerini aktaracaklar. En sonunda da soru-cevap kısmıyla bitirmiş olacağız. Şimdi pandemiyle beraber elbette bu online toplantılar gittikçe arttı. Biz de sayısını hatırlayamadığımız kadar fazla sayıda toplantı yaptık. Ciddi manada da geri dönüş aldık, öyle söyleyelim. Elbette ki yüz yüze görüşmek, mala dokunmak, karşıdaki kişiyle temas sağlayarak görüşmek çok önemli. Bunların yeri ayrı. Ama elbette ki bunların her zaman, her ortamda gerçekleşmesi mümkün olmadı geçmişte de son 2 yılda. Bu online toplantılar üzerinden yaptığımız temaslarla bu noktada yeni bir mecra açıldı, öyle diyelim. Ve bunun da ciddi manada geri dönüşlerini aldık. Şimdi İngiltere'ye, daha doğrusu ağız alışkanlığı hep İngiltere diyoruz ama Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'a girecek olursak 4 tane ülke var. Bu krallığı oluşturan hepinizin bildiği üzere İngiltere var, İskoçya var, Kuzey İrlanda var, Galler var. Bu dördünün oluşturduğu kısma Birleşik Krallık diyoruz. 3,2 trilyon dolarlık bir milli gelirden bahsettiğimiz bir ülke. Dünyada 5. sıra, hepinizin bildiği üzere. Amerika, Çin, Japonya ve Almanya'dan sonra
beşinci büyük ekonomi. Bizim için niye önemli? Şimdi bir kere 1 trilyon doların üzerinde bir dış ticaret hacmi var. Yani tek başına 600-650 milyar dolar civarında rakamlar arkadaşımız biraz sonra detaylarla verecek. İthalat var. 600 milyar dolar civarında yıllık seyreden bir ithalat var. Üstelik Birleşik Krallık'ın ithalatının profiline, yapısına baktığımızda da bize rakip olmaktan ziyade daha çok bizi tamamlayıcı ülke mahiyetinde. Yani aslında bizim ihracatta karşılaştırmalı olarak ön plana çıktığımız ürünler ağırlıklı olarak İngiltere'nin ya da Birleşik Krallık'ın ithal ettiği ürünler. Hal böyle olunca da rakip değiliz. Buraya çok daha rahat ithalat yapabilir pozisyondayız. Ama elbette ki pazarın yapısına, dağıtım kanallarına, zorluğuna, standartların durumuna bunlara da dikkat etmek lazım. Bu bakımdan da bakıldığında her ne kadar kurumsal, organize, yerleşik bir pazar olmakla birlikte bir o kadar da zor, standartları yüksek, çok ilave şartlar da gerektiğinde isteyen bir pazar. Dolayısıyla pazara girmek zor, pazarda tutunmak bir o kadar daha zor. Birleşik Krallığı son dönemlerde popüler yapan ya da gündemde çok adından söz edilen yapan bir hususta malumunuz Brexit'ti. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'ne gitti 2020 itibariyle, sonu itibariyle. 2021 yılı geçiş dönemiydi. Normal şartlarda 2022'nin başından itibaren Birleşik Krallık'ın aslında her türlü alanda kendi kurallarını, kendi kaidelerini, kendi uygulama sistematiğini oluşturan bir ülke olmasını bekliyorduk. Kendilerinin de zaten beyanları bu yöndeydi. Ancak maalesef birçok alanda, özellikle gümrük alanlarında, standartlar alanında henüz bu geçiş dönemini tam olarak atlattıklarını söylenemez. Zaman zaman görüyoruz bir ilave bazı uygulama sistematiklerinde yaptıkları değişikliklerle bu süreleri ya resmen uzatıyorlar ya da bazen fiilen uzatılmış hale geliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki 1-2 yıl daha belki Birleşik Krallık'ın AB'den bağımsız olarak kendi kural ve kaidelerini tam olarak oturtabileceği birkaç ilave geçiş yılı daha önümüzdeki dönemlerde bizi bekliyor. Öyle diyebiliriz. İki sektörle ilgili o sektörlere çok fazla detayına girmeyeceğim. Zaten hem sektör temsilcilerimiz var hem ilgili arkadaşımız anlatacak. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle otomotiv alanında bizim daha çok bitmiş ürün belli markalarımızda diyelim sattığımız bir ürün. Savunma sanayi ve otomotivin belli alanlarında da yine işbirliklerimiz var. Birleşik Krallık'la iyi de giden bir ilişki sistematiğinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada da önümüzdeki dönemde potansiyel olan bir gelişme bekliyoruz. Burada şunu belki bir cümleyle, iki cümleyle söyleyebiliriz. Birleşik Krallık'taki daha çok üretim orta üst segmentte yoğunlaşırken son dönemlerdeki trendlere bağlı olarak da 2030 itibariyle benzinli ve dizel ürünlerin satışını yasaklanacak olması nedeniyle elektrikli araçlara doğru da ciddi manada bir kayış bulunmaktadır. Mobilya boyutuyla bakıldığında da mobilyada aslında iki segmentli bir yapıyı görüyoruz. Birincisi daha böyle orta alt düzeye hitap eden mobilyada Çin'in çok ağırlıklı olarak egemen olduğunu görüyoruz. Üst segment, premium segment olabilecek noktada da biraz daha klasik mobilyada diyelim. Daha çok yerli üretim ve biraz da İtalyan rekabetinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla ben sektörel olarak ya da Birleşik Krallık genelinde söyleyeceklerimi burada kesmek istiyorum. İlgili arkadaşlarımıza da zaman ve zemin bırakmak adına bir husus belki son söz olarak ilave edeyim. Pazara girişle ilgili arkadaşlarımız bu gerekli bilgileri verecekler ama pazara giriş noktasında devletimizin sağladığı ciddi manada destekler de var. Yani Türkiye'de yerleşik olarak faaliyetine devam eden firmalarımıza bir taraftan
tanıtım ya da lojistiğe ilişkin bir takım destekler verirken, bir taraftan da bu firmalarımız eğer ilgili pazarlara, sadece Birleşik Krallık için söylemiyorum, dünyanın hemen hemen her tarafındaki potansiyel gördükleri pazarlara gittikleri durumda da, gitmek istedikleri, planlama yaptıkları durumda da yine ciddi manada desteklerimiz var. Bu destekler noktasında lütfen firmalarımız olarak çekimser davranmayın. Size biraz sonra sunumda da verilecek linklerden ya da oradaki web sitesi bilgileri üzerinden hem bu bilgileri temin edebilirsiniz hem de müşavirliğimizle her halde şartta temasa geçebilirsiniz. E-maillerimiz ve diğer kontak bilgilerimiz üzerinden. Bizler de size diğer tüm dünyadaki çalışan ticaret müşavirlerimiz gibi yardımcı olmaktan son derece mutlu olacağız, keyif duyacağız. Ben şimdi sözü uygun görseniz çalışma arkadaşım, ticaret müşaviri Abdurrahman Deniz'e bırakıyorum. Abdurrahman Bey hem İngiltere geneliyle ilgili genel bir girizgah yaptıktan sonra iki sektör ilişkin bilgileri verecek. Sonrasında da bu iki sektörümüzün temsilcilerini sırayla dinleyeceğiz. Abdurrahman Bey buyurun. Teşekkürler Sayın Başmuşaverim. Ben izninizle sunumu paylaşıyorum. Değerli katılımcılar, ben Sayın Başmuşaverimizin de aktardığı gibi biraz Birleşik Krallık'ın genel ekonomik görünümünden ve pazara giriş bilgilerinden bahsedeceğim. Daha sonra Türkiye Birleşik Krallık ticari ilişkileri ve STA'ya değineceğim. Son olarak da bugünkü toplantının konusu olan mobilya sektörü ve otomotiv sektörüne ilişkin dilimizin bilgiler vermeye çalışacağım. Sayın Başmuşavir dediği gibi İngiltere dünyanın en büyük ekonomilerinden gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 3.2 trilyona ulaşmış durumda. İhracatı 450 milyar dolara yaklaşırken ithalatı da 650 milyar doların üstünde bir ülke. O yüzden yine özellikle ülkemiz ihracat açısından önemli bir pazar. Yıllara göre ekonomik görünümü de buradan görebilirsiniz. Sayın Başmuşavirimizin sözlerine ilaveten bu sunumları daha sonra web sitemizde ilgili yerlerde paylaşacağız. Hani bu detaylarına da bilahare ulaşmak mümkün olacaktır. Birleşik Krallık'ın ihracatında yer alan başlıca ülkelere baktığımızda ülkemizin ihracatında %2.2 payla 12. sırada olduğumuzu görüyoruz. Birleşik Krallık'ın dünyadan ihracatında yer alan ürünlere baktığımızda, tabii altını bir finans aracı olarak kenara bırakırsak, motorlu taşıtların, turbojetlerin, ilaçların ve işlenmiş petrolün olduğunu görüyoruz. İthalat ayağında ise yine altını bir kenara bırakırsak, yine motorlu taşıtları ithal ettiğini görüyoruz. Daha sonra doğalgaz, petrol ve telefon cihazları ithal ettiğini görüyoruz. Birleşik Krallık genel pazar bilgileri malumunuz bunlar Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra AB ile STA bazlı bir ilişki içine girdiler. Ülkemiz de bu minvalde AB'yi de takip ederek hem de Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde bir STA denetimini sürdürüyor. Bunu ilerleyen slaytlarda biraz daha değineceğim. İngiltere'de Birleşik Krallık'ta şirket kurmayı düşünen firmalarımız burada limited veya anonim olarak şirket kurabilirler. Burada bizdeki ticaret sicil kaydına benzer company house var. Orada ileride de kısaca değineceğiz. Oraya kaydolmak şartıyla faaliyette bulunabilirler. Gerçek kişiler de Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi'ne kayıt olmak şartıyla ticari ilişkilerde bulunabiliyorlar. Kurumlar vergisi şu an %19. Aslında 2023'ten itibaren karı 50 bin pound düzeninde olan şirketler için bunun %25'e çıkarılması daha önceden kararlaştırılmıştı. Ancak yeni hükümet bu artışı iptal etti. Biraz da eleştiri konusu oldu bu. KDV oranı genel olarak %20, bazı istisna ve muafiyetler vardır. ÖTV oranı da bizdeki excise duty diye geçiyor. Tütün ve alkol ürünlerinin yanı sıra petrolde de uygulanan bir ÖTV mevcut. Gelir dilimi ve çalışan kategorisine göre değişen işveren payı %14'lere varan ve çalışan payı %12'ye varan güvenlik uygulamaları mevcut. Özellikle burada yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak firmalarımızın dersini iyi çalışmasını tavsiye ediyoruz. Sağlık sistemi büyük oranda ücretsiz ancak maalesef kapasite yetersiz ve çok uzun bekleme süreleri var. Bir durum vehametini göstermek için bir örnek verecek olursak kan testi sonuçları 6 ay sonra
alınabiliyor ve 6 ay sonra zaten o hani tahlillerin bir önemi kalmıyor. Ürün standartları açısından da başmüşavirimizin bahsettiği gibi daha önceden ABL uyumlu bir CE işareti vardı. Önce 2021 dediler, sonra 2022'nin sonuna kadar uzattılar. Ancak 2023'ün başından itibaren UK Conformity Assessment belgesi isteyecekler. Bu da firmalarımızın, biz de defalarca firmalarımızı İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Bakanlığı üzerinden biz uyardık. Firmalarımızın hazır olmalarında fayda var. Birleşik Krallık'a ihracatımızda artık serbest dolaşım ve günlük birliği olmadığı için ATR istemiyor. Daha çok beyana dayalı menşe sorgusu var. Yabancı sermaye girişinde ise ülkeye bir kısıt yok ama bazı böyle kritik sektörlerde düzenleyici kuruluşların iznine tabi. Esas Holding, Opet, Yıldız Holding'in, Beko'nun, Vestel'in, Getir'in BK'da önemli yatırımları var. Bunların yanı sıra değişen ölçeklerde Türkiye yatırımları da bu pazarda mevcut. Mobilya ve otomotivin de dahil olduğu bir sürü alanda hem yatırım hem de ticaret işbirliği alanları var. Vize uygulamalarında burada şirket kurmayı düşünen firmalarımız açısından söylüyoruz. Turist veya öğrenci vizesiyle şirket kurulamıyor. Onun yerine startup, innovator visa, scale up, investor yatırımcı vizesi alınabilir. Bu konudaki detaylı bilgilere İngiliz hükümetinin resmi sitesi olan GovUK'den ya da Birleşik Krallığın İstanbul'daki başkonsolosluğundan detaylı bilgi alınabilir. Konusunda patent sizi içeri bulabiliyor. Özellikle bilim olarak firmalarımızdan ya da buraya yatırım yapacak firmalarımızın dikkat etmesi gereken bir konuda dağıtım kanalları. Bu ürün sektöre göre değişen oldukça organize bir dağıtım kanalları var. Özellikle son yıllarda e-ticaretin payı arttı. Yaklaşık %30'a ulaştı. O yüzden dağıtım kanal seçiminde özellikle satış sonrası desteğe önem veriyorlar. Müşterilerin coğrafi konumu ve tanıtım kısmı ön plana çıkıyor. Altyapı yatırımları konusunda 2022'de bir açıklama yapılmıştı. 2025 yılına kadar 600 milyar pound karayolları, demiryolları, iletişim, okullar, hastaneler ve elektrik şebekeleri için yatırım yapılacağı duyurulmuştu. Biraz COVID nedeniyle maalesef bu planlanan takvim işlememiş durumda. Ama özellikle müteahhit firmalarımız için bu alanda bir işbirliği imkanı doğabilir. Onların da bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmelerinde fayda var. Turizm konusunda dünyanın genelini inceleyen bir rapora göre, 2019 verilerine göre Birleşik Krallık gelir bakımından 5. sırada, turist sayısı bakımından 10. sırada yer almış. Karşılaştırma olsun diye Türkiye sayı bakımından 6. sırada ancak gelir bakımından 13. sırada. Aslında onların yani buraya ziyaret eden turistlerin turist başına daha fazla bir gelir bıraktığını görüyoruz. Tabii pandemiden sonra bu sayılar neredeyse 7'de bir azalmış durumda. O yüzden 2021 rakamları biraz daha karamsar görünüyor. BK'da şirket kurulumu bahsettiğimiz gibi limited ve anonim şirket kurulumu çok hızlı bir şekilde işlenebiliyor. Bu Companies House'a internet kaydı üzerinden yapılabiliyor. Atanacak direktörlerin BK vatandaşı olması ya da burada ikamet etmesi gibi bir zorunluluk yok. Aşağıdan ilgili Companies House'un sitesine ulaşılabilir. Sayın Başmüşavirimizin bahsettiği gibi Türkiye'de yerleşik mal ve hizmet ihracatçılarımızın gerek BK olsun gerek diğer ülkeler olsun açacağı ofis, mağaza, teşhir yeri, depo için ayrıca tanıtımlar için destek mekanizmaları mevcut. En son 18 Ağustos ve 25 Ağustos'ta çıkan mal ticaretine ilişkin ve e-ticarete ilişkin destekler ve özür dilerim. Onların usul, uygulama usul esasları genelgeleri var. Onlar bütün firmalarımızın her ölçekte firmalarımıza hitap edecek destek kalemleri mevcuttur. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yerlerinden ister mal olsun ister hizmet olsun Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yerlerinden kolayca ulaşabilir ve bunların biraz daha animasyon versiyonlarına kolay destek gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem devlet desteklerinin İngiltere, Birleşik Krallık pazarına uygulanması noktasında hem de olabilecek pazara ilişkin herhangi bir bilgi ve belge talep edilmesi durumunda müşavire danışman üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Biz en kısa sürede ve kaynaklarımız ölçüsünde sizlere bu konuda geri dönüş sağlayacağız.
Türkiye Birleşik Krallık ikili ticaret verilerine baktığımızda son 10 yılda ihracatımızın neredeyse iki katına çıktığını görüyoruz. İthalat görece aynı ölçüde seyretmiş durumda. 2021 yılında 13.7 milyar dolar ihracat yaparken 5.5 milyar ithalat yaptı. Bu da bize 8 milyar doların üstünde bir ticaret fazlası sağlamış durumda. Grafikten de görülebilir benzer durum. Türkiye'nin Birleşik Krallığa ihracatına baktığımız zaman eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtları ilk sırada görüyoruz. Daha sonra izole edilmiş teller var. Altını bir kenara bırakırsak binek otomobiller ve traktör ve ticari taşıtlar için aksam ve parçaları görüyoruz. İthalatımıza baktığımızda ise dizel motorları görüyoruz. Demir, çelik, külçeyi görüyoruz. Binek otomobil de ithalatımız görünüyor. Bir de dizel olmayan motorlar var aynı şekilde. Malum İngiltere, Birleşik Krallık AB'den çıktıktan sonra biz de mevcut ticari ilişkilerimizin yalnız teminen bir serbest ticaret anlaşması serüvenine girdik. Aralık 2020'de imzaladığımız anlaşma hemen ertesi 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlandı. Bu SEDA ile birlikte Gümrük Birliği'ndeki mevcut durumu devam ettirmeye çalıştık. Bu özellikle mobilya ve otomotiv sektörümüzün bulunduğu sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak vergiler sıfır şekilde ticaret devam edecek. Tarımda ise kotalar böyle bir oranlanarak o şekilde uygulamaya kondu. Serbest dolaşımla kıyasla artık ihracatta beyana dayalı bir menşe uygulaması var. Bunun yanı sıra neredeyse gümrük vergileri kadar önemli olan Sayın Başmüşavirimizin de bahsettiği tarife dışı uygulamalar aslında pazara girişte bir o kadar zorlayan etkenler. Gerek standartlar olsun gerek gümrük uygulamalar olsun bu konudaki uyum çalışmaları ve işbirliği çalışmaları devam etmektedir. Şu anki SETA'ya mevcut olarak tarım tavizlerinin daha da iyileştirilmesi ve SETA'ya hizmetlerin, yatırımların, e-ticaret gibi alanların ve bir sürü düzenleyici alanların eklenmesi konusunda şu anda müzakereler devam ediyor. Bunlar da tamamlandığı ölçüde artık elimizde derin ve kapsamlı bir SETA olacak. İzninizle ben mobilya sektörüne ilişkin kısmına geçeyim sunumu. 2021 yılı verilerine göre Birleşik Krallık mobilya sektörü hacmi 13,3 milyar pound'a ulaşmış durumda. Aslında bakılırsa yaklaşık son 5 yılda hem sektörün karlılığı ve büyümesi azalmış durumda ama yine de bu alanda 8.000'den fazla firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar da yaklaşık 116.000 kişiye istihdam sağlamış durumda. Tahmin edebileceğiniz gibi BK pazarında faaliyet gösteren en büyük firmalardan biri IKEA. Bu da tabii dünyanın en büyük mobilya zinciri firmalarından %15 payla. Bunu takiben Dünen geliyor. Bu Dünen daha çok ev tekstili, bahçe mobilyası, dekoratif ürünler pazarlayan bir firma. Daha sonra buradaki en büyük perakende zincirlerinden Sainsbury'nin bünyesinde yer alan Habitat ve Argos var. Bunlar aslında teşhirsiz direkt katalogdan müşteriye yani click and collect dediğimiz sipariş verilerek ilgili yerden alınabilecek şekilde bir formatta ürün sunuyor. Bir de DFS var. Bu da oturma grubu ağırlıklı. Bunlar en büyük firmalar diyebiliriz. Birleşik Krallık'ın mobilya sektörü ticaretine baktığımızda 2021 yılında dünyadan 14.2 milyar dolar ithalat yaptığını görüyoruz. Bunun 190 milyona yakın kısmını Türkiye'den yapıyor. Mobilya ithalatında başmüşavirimizin bahsettiği gibi Çin ilk sırada geliyor. Daha sonra İtalya, Polonya, Almanya, Vietnam, ABD, Fransa, Litvanya, Hollanda ve Türkiye geliyor. Türkiye %1.4 payla 10. sırada yer alıyor. Çin ise yaklaşık neredeyse ithalatın yarısını %7.4'ünü gerçekleştiriyor Çin'den. Bizim de en büyük rakibimiz olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Birleşik Krallık'ın ürün gruplarına göre mobilya ithalatına baktığımızda 2021 yılında 94.03 pozisyonunda diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaların ithal ettiğini görüyoruz. Daha sonra oturmaya mahsus mobilyalar ve aydınlatma cihazları diye takip ediyor. Bizim BK'ya ihracatımıza baktığımızda yine onların aslında en çok ithal ettiği ürünlerde bizim de onlara ihracat yaptığımızı görüyoruz. Yine 94.03 pozisyonundaki diğer mobilyalar ve daha sonra oturmaya mahsus mobilyalar geliyor.
bizim ilaveten bir takım eşyası ve benzeri eşyaları da sattığımızı görüyoruz. Bu pazarda öne çıkan bir diğer husus da 2007'den 2021'e kadar internet üzerinden yapılan online satışların aslında %800 arttığını ve 2021'de 3.87 milyar pound'a ulaştığını görüyoruz. Özellikle en büyük artışı pandeminin olduğu dönemde 2019-2020 yılları arasında %93 ile görüyoruz. Bir de son dönemdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı artan kira fiyatları, işçi ve diğer zorunlu masraflar firmalara yeni mağaza açmaktansa internetten satış yapmayı direkt depodan müşteriye ulaştırma şeklindeki bir iş modeline gitmeye zorlamıştır. Mobilya sektöründe öne çıkan fuarları buraya listeledik. Firmalarımız bizden gayet iyi biliyorlar. Bir de Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yerlerinde o ilgili yıl için desteklenen hem bireysel hem milli fuarlar listesinin geniş fuarların geniş bir listesi oluyor. Bu açıdan da firmalarımızın oradan takip edebileceğini aktarabiliriz. Birleşik Krallık mobilya ürünleri tanıtımındaki bazı önemli hususları gündeme getirecek olursak artık setup kapsamında ülkemiz mentioned'da ama kedi köpek tüyü kullanımına ilişkin bir yasak var ve hayvan kültürü kullanımına ilişkin sınırlamalar mevcut. Bazen sertifikaya da böyle geçmişe ilişkin bilgi ve belge isteyebiliyorlar. Ahşaptan prefabrik yapılarıyla bazı ahşaptan mobilya ve dekoratif ürünlere orman ve sabot uygulaması sourcing anlamında talep edebiliyorlar. Aynı zamanda soğutucu vasfına sahip bir takım mobilya ürünlerinde de sera gazı salımı konusunda bir etiketleme istiyorlar. Döşemeli mobilya ürünleri, yastık ile bebek ve çocuk ürünlerinde yangın güvenliği ve çocuk güvenliğine ilişkin uyarıların ya etiketin kendisinde ya da bir ayrı bir etiket olarak yer almasını bu bir zorunluluk. Şu verdiğimiz web sitesi üzerinden her bir ürün için bu ürünün belgesi bir ürüne tabi olup olmadığı varsa sertifikaya bildirim zorunlulukları gibi bilgilere ulaşmak mümkün. İzninizle otomotiv ana veya sanayi sektörüne geçmek istiyorum. Esasında toplantımızın konusu otomotiv yan sanayi ama hani otomotiv ana sanayiden bahsetmeden hani bir resmin tamamına ilişkin bilgi vermek zor olacağından biz bütün otomotiv sektörüne değiniyoruz sunumumuzda. Yine de ihracatçı birliğimizin değerli üyeleri bu konuda tabii daha detaylı bilgi verecektir. Biz de bir kısa bilgi verelim istedik. Türkiye'nin otomotiv sektörü toplam ihracatı 30 milyar dolara yakın. Bunun 16-17 milyara yakınını ana sanayiden yapıyoruz. 13 milyarını da yan sanayiden yapıyoruz. BK ihracatımıza baktığımızda da aslında esaslı bir kısmını biz nihai ürün satıyoruz BK'ya. Yaklaşık 710 milyon dolar civarında da yan sanayi ihracatımız mevcut. Otomotiv sektörü ihracatımızdaki başlıca ürünlere baktığımız zaman Birleşik Krallık'ta eşya taşımaya mahsus araçları görüyoruz. Binek otomobilleri görüyoruz. Traktör taşıtlar için aksam parçayı görüyoruz ve yolcu taşımaya mahsus araçları görüyoruz. Birleşik Krallık'ın otomotiv sektörü 2021 yılında 67 milyar poundluk bir hacme ulaşmış durumda. Yeni araç kaydı 1 milyon 600 araç, ürettikleri araç 800 bin civarında. Yani neredeyse bir o kadar daha ithal etmiş durumdalar. Ticari araç üretimi ise çok sınırlı sayıda Birleşik Krallık'ta. Bir diğer önemli husus, ürettikleri araç sayısının iki katı kadar neredeyse araç motoru üretmiş durumdalar. Birleşik Krallık'ın otomotiv ithalatındaki başlıca ülkelere baktığınız zaman Türkiye'nin 12. sırada yer aldığını görüyoruz. Birleşik Krallık otomotiv ana sektörüne baktığımız zaman sektörün hacminin 40 milyar pound'u aştığını görüyoruz. O zamanın kur yapısıyla bu 55 milyar dolara tekabül ediyor. 28 milyar dolar ithalat yaparken 18 milyar pound ihracat yapmışlar. Aslında 10 milyar pound'a yakın bir açıkları söz konusu. Sektör büyüğü tahmin edebileceğiniz gibi Jaguar Land Rover %27 payla. Daha sonra Nissan'ın buradaki yatırımları geliyor. Bu sektör ana sanayi sektörü yaklaşık 76 bin kişiye istihdam sağlamış durumda. Parça ve aksesuar toptan ticaretine baktığımızda da sektör hacminin 14 milyar pound olduğunu görüyoruz. Burada da liderlik Eurocar Parts'ta
Ardından Dance International geliyor. Burada da yine 63 bin kişilik 63 bin kişiye istihdam sağlayan 4 bin firma faaliyet göstermekte. İmalat sektörüne baktığımızda ise sektör hacminin 10 milyar pound'u biraz aştığını görüyoruz ve bunun önemli bir kısmının ihracata yönlendirildiğini görüyoruz. Burada da Lear Corporation ve Marelli sektörün öncüleri. Parça ve aksesuar imalat sektöründe öne çıkan hususlara gelecek olursak, sektörün geliri 2021 yılında 10 milyar pound'u aşmış durumda. Sektörün önümüzdeki 5 yılda %2,7 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak artan maliyetler ve ağaç parçaları için düşük fiyatlar nedeniyle kar marjı daralmış durumda bu sektör için. Benzer bir şekilde geçtiğimiz son 5 yılda motorlu araç üretiminin yurt dışına kayması nedeniyle parça ve aksesuar talebi azalmış durumda Birleşik Krallık'ta. Aynı şekilde son 5 yılda alternatif yakıtlı araçlara olan talep artmış durumda. Otomotiv parça üreticileri özellikle Midlands bölgesinde böyle bir kümeleme ekmiş durumda. Orada Land Rover ve Aston Martin'in büyük üretim üsleri bulunmakta. İngiltere Otomotiv Konseyi verilerine göre İngiltere'de üretilen araçların %44'ünde, 2017 rakamları bunlar, %44'ünde yerli bileşenler kullanılmış. 2011'e kıyasla bu rakamın arttığını görüyoruz. Yeni otomobil satışlarının önümüzdeki 5 yıl içinde toparlanması durumunda tabii bu yedek parçaya talebin artması potansiyeli bulunuyor. Sayın Başkomiser abimizin bahsettiği gibi sadece benzin veya sadece motor, sadece dizel motorlu araçların 2020-30 yılı itibariyle yasaklanması söz konusu. O yüzden üreticilerin daha fazla işte mild hybrid olsun, plug-in hybrid olsun ya da tam elektrikli olmak üzere yeni modeller piyasa sürmesini bekliyoruz. Yan sanayinin de bu minvalde operasyonlarını bu araçlara parça ödeyecek şekilde konumlandırması gerekiyor. Malumunuz bu çok fazla düzenleme ve standart gerektiren bir sektör olduğu için özellikle bu son yıllarda artarak devam eden bir durum. Parça ve aksesuar parkende sektörüne baktığımızda da bu Halford'un ön planda olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir zincir İngiltere'de. Burada da irili ufaklı 4000'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini ve 35.000 kişiye istihdam sağladığını görüyoruz. Parkende sektöründe de bir önceki slaytlarımızda da bahsettiğimiz gibi sıfır araç satışı azaldığı için ve ikinci araç satışı arttığı için ve bu da ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığı için yedek parça olan talebi artırmasını bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Ve tabii ortalama araç yaşının da artmasının bunda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Zaruri araç parçalarına olan talep artarken böyle isteğe bağlı değiştiren araç parçalarındaki talep düşmüştür. Bu da yine raporlarda bu keyfi olarak değiştiren araç parçalarına talep daha da azalarak çöküş noktasına gelebilir deniyor. Bu sektöründe bir büyüme beklentisi var. Bu sektörde 9 yaş ve üstü araç sahipleri aslında piyasanın belirleyicileri durumda. Özellikle bu mild hybrid olsun, plug hybrid olsun diğer elektrikli araçlarda artık bunlara hitaben parça üretecek parakendiciler sektörde pay sahibi olabilecektir. İthalat kurallarına bakacak olursak aslında otomotiv sektörünün çok fazla biliyorsunuz standartları ve pazara giriş şartları var. Onları bu sunumumuzda yer vermeye çalışırsak yani vakit yetmeyeceği için aşağıda bir öncekinde olduğu gibi linkini verdik web sitesinin. Burada vergi ve herhangi bir pazara girişte bir zorunluluk falan yok. Buradan kontrol edilebilir. Ama özellikle ihracatta vergi boyutuyla hani STA kapsamında menşeli ürünlerin İngiltere'ye vergisiz olarak gidebileceğini söyleyebiliriz. İzninizle son olarak burada öne çıkan otomotiv hem ana sanayi olsun hem yan sanayi olsun öne çıkan fuarları buraya listeledik. Bu yıl içinde gerçekleşecek 4 fuar var. Hani katılacak firmalarımızın bilgisine sunuyoruz.
Son olarak hani hem İngiltere'nin verdiğimiz web sitesi olsun hem diğer kaynaklardan ulaşılamayacak bilgiler olursa yine müşavire danışma üzerinden müşavirliğimize bilgi talebinde bulunabilir firmalar. Biz de yani kendi kaynaklarımız el verdiğince onların bilgilerini karşılamaya çalışırız. Ben sunumum bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Peki, Abdurrahman Bey teşekkür ederiz. Şimdi uygun görürseniz sektörel kısmına mobilya ile devam edelim. Sayın Nuri Gürcan, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi. Nuri Bey, buyurun lütfen söz sizde. Evet, öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Mobilya sektörü ihracat değerlendirmesini bir sunum şeklinde yapacağız. Ali Bey beni devam ederseniz ben de ona göre buradan devam etmiş olurum. Şimdi neden mobilya diye bir soru geliyor aklınıza. Şimdi biz burada diyoruz ki güçlü üretim. Yani dünyanın en büyük 13. üreticisi konumundayız. Ve son 10 yılda 10 basamak yükseliş kaydettik. Milli kaynaklarla katma değer üreten bir sektörüz. Yerli kaynakları kullanarak katma değer üretimine potansiyeli yüksek bir sektör. Burada da pandemi döneminde de özellikle ham madde konusunda çok sıkıntılar yaşadı dünyada. Biz de ülkemizde de yaşadık ama özellikle mobilyadaki ana ham madde MDF ve Sunta'nın Avrupa'da en büyük üreticilerinin Türkiye'de olması, birinci sırada olması, dünyada da ikinci sırada bilindiği gibi bunun en azından bir faydasını görmüş olduk. Diyoruz ki istihdam yaratan bir sektör. Özellikle yaygın üretim ile istihdam üretime üretme kabiliyeti olan bir sektör. Net ihracatçı. 3 milyar dolardan fazla dış ticaret fazlası veren sektörüz. Katma değeri yani ülkemizde tutmuş oluyoruz bu durumda. İmalat sektörünün müşterisi aşağı yukarı 25 ile 30 arası bir sektörle beraber çalışma durumunda kalıyoruz. Bu da tabii ki ülkemize bir artı bir katma değer katıyor. Sektör ürün bilgisi vermek istiyorum bu konuda. Türkiye ahşap mobilya sektöründe 2001 yılından bu yana net ihracatçı konumunda. Sektörde en yüksek talep oturma grubu mobilyaları, yemek odası ve ofis mobilyalarına gelmekte. Toptan satışlar, parakende satışların önünde ve dünyanın 8. ihracatçısı konumunda. Sektörümüzde de 36 bin üretici, 17 binin üzerinde de ihracatçı bulunmaktadır. Bunlar KOBİ'dir genelde. Ürettiğimizin %34'ünü ihraç etmekteyiz. 200'den fazla ülke ve ticaret bölgesiyle ihracat gerçekleştirmektedir. Yan sanayi ile birlikte 500 bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Biraz da Türk mobilya sektörünün rakamlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Özellikle Türk mobilya sektörü son 2003 yılında 0.6 milyar dolarken 2021 yılında 4.3 milyar dolar gibi bir rakama çıkmış durumda ihracatımız. Bu da şöyle söyleyeyim, kesintisiz olarak her yıl %10 ila 15 ortalama büyüyerek buralara kadar gelmiş durumda. Bu da tabii ki bizlerin daha çok katma değer üretebilmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyoruz. Bu da bu yılki hedefimiz de aslında 2022'de 5.8 milyar dolar hedefini bulmaktır. İhracat dağılımı var burada. 179 ülkeye ihracat yapmışız son 2-3 yıl içerisinde. Bugün bilindiği gibi Irak bizim her zaman olduğu gibi yine en fazla ihracat yaptığımız ülke. Almanya, Birleşik Devletler, İsrail, Fransa, Libya ve bugünkü konumuz olan Birleşik Krallık konusunda da 7.
konumdadır şu anda ihracatımız. Birleşik Krallık'ta toplam ithalatımızı, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan toplam ithalatını gösteren bir burada tablo var. Bunu da rakamsal olarak çok okumak istemiyorum. Zaten hepiniz sunumda görüyorsunuz. Diğerine geçelim. Burada yine ay bazında rakamlar mevcuttur. Yine burada da bakıldığında ay bazındaki net artışları görüyoruz tekrar. Türkiye'nin Birleşik Krallığa toplam ihracatıyla ilgili bir burada bir tablomuz var. Bu tabloda da bakıldığında ay bazında rakamları geçtik değil mi? 9. durumdayız. Evet, Türkiye'nin Birleşik Krallığa toplam ihracatı 2020, 2021 ve 2022 yılı istatistikleri ekranda görünmektedir. Yine arkasındaki sunumumuzda yine ay bazında tek tek detaylı olarak bir sunumumuz var. Diğerine geçelim Ali Bey. Birleşik Krallık'ta mobilya verileri var burada. Burada da bakıldığınızda şöyle aktaralım bunu da. Dünya sıralamasında Birleşik Krallık üretimde 11. sırada görünüyor. İhracatta 25. sırada, ithalatta da 3. sırada olduğumuzu görmekteyiz. Diğer sunuma geçelim. Bu tabloda da Türkiye'nin Birleşik Mobilya'ya ithalatını, Türkiye'nin Birleşik Krallık'taki mobilya ithalatını görüyoruz burada. Burada bizim kayda değer çok ciddi anlamda bir ithalatımız olmadığı görülmekte. Şimdi biraz önce de sunumda da yine gördük. Yine görüldüğü gibi Çin 44.7 ile bugün bakıldığında en fazla ithalat yaptığı ülkeler. Türkiye'ye baktığımızda da 9. sırada burada 1.4 milyar dolar gibi bir, pardon, milyon dolar gibi bir ihracatımız var. Bugün bakıldığında bizim rakiplerimiz tüm ülkelerde bakıldığında genelde Çin ve İtalya, özellikle bu ülkelerle her kulvarda karşılaşıyoruz. Tabii bununla ilgili de sektör olarak daha çok çalışmamız gerektiğini, buralarda çok özellikle pazar ve piyasa analizlerinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birleşik Krallık'ta özellikle en çok karşımıza çıkan bir durum, burada çok ciddi anlamda sertifikalar, yani standartlar istenildiğini görüyoruz. En çok bize bu konuyla ilgili başvurular var. Bu konularla ilgili bizlerin çok ciddi çalışıp özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza mutlaka katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de pazar payını çok iyi araştırmamız lazım. Pazarı çok iyi araştırmamız lazım. Burada özellikle katma değerli yüksek ürünler satmakla ilgili bir yola girmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mobilyada biliyorsunuz ihracatta kilogram olarak ölçüyoruz. Şu anda bizim kilogram olarak bakıldığında İngiltere, yani Birleşik Krallıklar'da genelde 2,5 dolar, 3 dolar civarlarında geliyor kilogramlarımız. Bunları biraz daha yukarılara çıkartmamız gerekiyor. Bununla ilgili de daha çok çalışıp ve KOBİ'lerimize yol göstermemiz olarak diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim Nuri Bey, sağ olun. Uygun görürseniz şimdi mobilya kısmını tamamlayalım. Burçin Bey, Kelebek Mobilya Birleşik Krallık Ülke Müdürü, buyurun söz sizde lütfen.
Tarık Bey merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. İngiltere'den selamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Aslında çok güzel tabii sunumlar harika oldu. Aslında benim anlatacaklarım, ben sunum yapmayacağım. Sadece bir sohbet şeklinde anlatmak istiyorum. Şimdi kelebek, Doltaş kelebek olarak bizim İngiltere pazarı için çalışmalarımız 2021 yılından itibaren başladı. Bildiğiniz üzere kelebek aslında 1935 yılında kurulmuş en eski mobilya firması. 2018 yılından itibaren de Doğutaş Doğanlar Holding bünyesinde katılıyor. Ve bu katılımdan sonra da tabii ihracatla ilgili ne yapılabilir noktasında çalışmalar başlıyor. Biz 2021 yılında özellikle İngiltere pazarında ciddi bir benchmarking, yani bir pazar araştırmasına başladık. Bu pazarda biz ne yapabiliriz? Bu pazarın eksileri, SWOT analizi gördüm bir önce Nur Bey'den. Aynısını biz de yaptık. Bu pazarın artıları, eksileri nelerdir? Biz hangi noktadayız ve ne yapabiliriz? Yaptığımız mobilya nedir? Bu mobilyanın bu pazara uygunluğu nedir çalışmasında ciddi bir çalışma yaptık 6 ay boyunca. Yaptığımız çalışmada tabii bizim pazarla ilgili biraz sonra anlatacağım. Yaşadığımız zorluklara rağmen artıların daha fazla olduğuna karar verip İngiltere pazarına kendimiz, yani Doğanlar Holding olarak giriş yapmaya karar verdik. Burada bizim Doğanlar Holding bünyesi altında bildiğiniz üzere ya da kısaca da özetleyeyim. Kelebek Mobilya, Doğutaş Mobilya, Lova Yatak ve Room Store ürünlerimiz var. Biz İngiltere pazarında Amerika pazarı için Doğutaş giriş yaptı. Biz İngiltere pazarında kelebeği tercih ettik. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi kelebeğin hem mobilyasının hem de mutfağının olması. Tabii mobilya üzerinde biliyorsunuz sabit mobilyalarımız da var. O da burada ciddi bir pazarda yer sahibi. Buna istinaden Nisan ayında biz burada şirketimizi kurduk. 26 Nisan tarihi itibariyle yaptığımız çalışmaların neticesinde şirketimizi İngiltere'de kurduk. Tabii kurduğumuz şirket, demin Tarık Bey çok güzel özetledi, 4 yerde geçerlidir. Burası bir Birleşik Krallık olarak geçer. Yaptığınız, kurduğunuz şirket de burada İngiltere'de, İskoçya'da, Kuzey İrlanda'da ve Galler'de çalışabilirsiniz. Serbest dolaşım kendi içerisinde de var ve bu buralarda da branch, yani dediğim ikinci bir şirket, alt bayilikler veya temsilcilik ofisleri şeklinde de yerler açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı company house'dan aldığınız registration number'la devam edebiliyorsunuz. Tabii şirketi kurduğunuz zaman öncelikle zorluklarla başlayalım. Türkiye'de ne kadar kuvvetli olursanız olun, bu otomotiv yan sanayi ve otomotiv sektörü içinde olabilir, mobilya sektörü içinde olabilir. Burası yeni bir ülke, yeni bir kıta ve bu kıtaya geldiğiniz anda aslında kredibiliteniz sıfır, sıfırla başlıyorsunuz. Bankalar nezdinde Türk bankalarımız var, İş Bankası var. Hatta dün beraberdik şube müdürümüze. Fakat buradaki tabii ülkenin kendi dinamikleri olduğu için yerel bankalarla çalışmanız gerekiyor. Burada asıl zorluklar orada başlıyor. Siz buralarda nakit çalışmayla ilgili, para transferiyle ilgili belli zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü ülke sizi, kıta sizi tanımıyor. Bir diğer aşama, buradaki kuruluşla ilgili ciddi bir yatırım bütçenize ihtiyacınızın olması gerektiği. Çünkü burada tuttuğunuz her şey leasing diye geçiyor. Yani bir showroom kiraladığınızda, bir depo kiraladığınızda uzun süreli, minimum 10 senelik leasingler çıkıyor karşınıza ve bu süreci tamamlamanız gerekiyor. Ve bununla ilgili de ciddi bir senelik depozitolar, 6 aylık uzun vadeli kiralar ödemeniz gerekiyor. Bunun da sebebi kredibilitenizin sıfır olması. Kredibiliteniz niye sıfır? Çünkü ticari hayatınız burada yeni başlıyor. Ve burada iş yaptıkça kredibilite ediniyorsunuz. Aslında ben şunu benzetiyorum. 18 yaşında üniversiteye girip 21 yaşında çıktığımızdaki durumla burası aynı. Sıfır başlıyorsunuz ve hayata burada da tutunmak şeklinde hayat devam ediyor. Şirketi kurduktan sonra tabii ilk aşama, biz 23 Eylül'de burada ilk mağazamızı açtık. Nerede açtık? Kuzey Londra'da açtık, Edmonton'da açtık. Tabii niye bu lokasyonda açtık? Her pazarın kendine göre dinamiği vardır. Mobilya ile ilgili kuzeyde nüfus, ciddi bir Türk nüfusu var. Londra'nın coğrafik yapısına baktığınız zaman nüfus dağılımın Enfield'da, yani kuzeyde, güneyde de var. Richmond tarafında da, ama kuzeydeki dağılımın daha eski ve daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Hatta biz Enfield Belediyesi'ne bağlıyız. Belediye başkanımız da bir Türktür. O kadar kuvvetli, yani aslında burada yerel yönetime baktığımız zaman Türkler. Hem bunun tabii bize bir yol açmasından dolayı biz showroom'umuzu burada değerlendirdik. Bir de büyük mağaza bulmak, Londra'da yer edinmek gerçekten zor. Kolay değil, büyük mağaza bulamıyorsunuz. Ve yani downtown dediğimiz şehir merkezleri genelde dolu. Buralara baktığınızda sizi de özellikle sergili alanının büyük bir yer istediğinizde, ki mobilyada biz yemek, yatak ve
oturma grubu, yaşam üniteleri olduğu zaman minimum 400-500 metrekare yer gerekir ki ürününüzü sergileyebilirsiniz. Tabii biz bu süreci bir şekilde daha önceki çalışmalarımızı açtık. Mağazamızın ve depomuzun Northampton'da kuzeyde bir depomuz da var. Çok büyük bir depomuz var. Özellikle stoğa mal çekerek bu işe başladık. Tabii bu kurulum aşaması. Kurulum aşamasında ciddi bir destek almanızı tavsiye ederim. Öncelikle deminki sunumda gördüm ama bir direktörün İngiltere'de yaşaması must'tır. Çünkü neden? Yani zorunludur. Sebebi şu, burada bankacılık işlemleri yaparken buradaki direktör, burada direktörlük üç türlüdür, onu da anlatayım. Orta, yani şirketin sermaye yapısında sizde olmayabilir veya sizde olabilir. Ama buradaki bir kurucu direktör ve bir yönetici direktöre ihtiyacınız var. Kurucu direktör Türkiye'de olabilir ki bizde de öyle. Ama yönetici direktör direkt benim ve bunu sağlamanız lazım. Çünkü yönetici direktör aslında müteselsiyen her şeyden sorumlu. HMRC dediğimiz, demin de görmüşsünüzdür, devlet boyutundaki bütün yetkiler ve ödemeler ve diğer konularda buradaki yönetici direktörü İngiltere hükümeti esas alıyor. Bu önemli bir konu. Bunun üzerinden bütün banka ve diğer sisteminizi kurabiliyorsunuz. Ürün bazında şöyle bir şey söyleyeyim. Sertifikasyon çok doğru. Demin Nuri Bey harika anlattı. Burada bir kere oturma grubunda yangına dayanım istenir. Yangına dayanım iki türlüdür sertifika. Akademik de olduğum için daha rahat anlatayım size. Yangına dayanımla ilgili bizde aranan sigara ve kibrit aranıyor. Sertifikasyona girdiğiniz zaman uzun bir sertifikasyon göreceksiniz ama yani ayaklarda yangına dayanım istenmez. Kumaş biraz teknik olacak ama kumaş, tela, sünger gibi oturma grubunda istenen şeylerdir. Bunlar belediye tarafından gelinir ve ara ara bakılır. Gümrükte de malımız takılabilir. Özellikle oturma grubunda yangın standartı çok istenir. Tabii bu iç kapılarda da var. Kapı konusunda da çok ciddi sertifikalar isteniyor. Mobilya grubunda ise E1 yeterlidir. E0 istenmez. Amerika gibi değil. E1 bir normal E1 tutkalıyla yapılmış bir suntayla iş yapabilirsiniz burada. Onunla ilgili çok ciddi bir sertifikasyona sahip değiller. Satış ağında şunları anlatabilirim size. Ciddi bir Ankara anlaşması vardı. Bitti. Ankara anlaşmasının getirisi şu. Çok değerli insanlar bulabiliyorsunuz burada. Özellikle iç imarlar. Mobilyada çok yok, gelen olmamış ama iç imar bulabiliyorsunuz. Ankara Anlaşması ile gelip burada iş yapmak istiyorlar. Bunları bünyenize katabilirsiniz. Onun haricinde bitti şu anda. Artık beyaz yakada biraz daha sıkıntı var. Mavi yaka ayrı bir sıkıntı. 3,5 burada işsizlik oranı. Çok düşük. Beyaz mavi yakada devamlı bir sirkülasyon oluyor. Çünkü rahat iş bulabiliyor insanda. Güçlü bir ülke. Ekonomisi gayet kuvvetli. Yani ben şöyle nitelendiriyorum, maçı 3-0 önde başlamış bir ülke burası, onun için istediği gibi topu yönlendiriyor, zamanında yavaşlatıyor, zamanında hızlandırıyor, işlemler onun için uzun sürüyor burada, gümrük işlemleri ve diğer işlemler uzundur, çok ciddi grevler olur, bunun için termin tarihleri ve özellikle ürün bazında getirdiğiniz ürüne çok dikkat etmek gerekir. Satış fiyatlarına girelim. Satış fiyatları ile ilgili çarpan, yani fiyatlandırması gayet iyidir. Nuri Bey çok güzel söyledi. Ben IKEA rakibi değilim. Burada IKEA kapanıyor zaten. IKEA'ları görseniz Mapa Mobilya'nın Türkiye'de ne kadar güzel bir iş çıkardığını anlarsınız. Gerçekten takdire şayan. Buradaki IKEA'lar çok küçük ve ciddi anlamda sevkiyat ve montaj desteğini sağlayamıyorlar. Kuramamış ağını. Çin deseniz ben onun katmanında değilim. Ben birazcık daha orta ve üst sınıftayım. Ondan dolayı da çok rahat hani fiyatlandırmada ve iş yapmakta rahat edebiliyorum. Hatta Avrupa'nın fiyatlarına göre bile o fiyatları da ben biliyorum. İtalya'da çünkü bulundum. Ona göre bile daha üst sınıflarda gidebilirsiniz. Yeter ki ürününüzü doğru konumlandırın. Bankacılık ve ödemeye de en son gireyim size. Ödeme burada kredi kartı yok. Burada peşin ödeme alınır. Ama ona göre hizmetinizi vermeniz lazım. Ciddi bir iade prosedürü var. Eğer düzgün mal iade edemezseniz koşulsuz bir şekilde getirir ürünü geri iade ederler size. Ve bunu ödemek zorundasınız. Çünkü öbür türlü ciddi bir şekilde mahkemeye gidiyorlar o konuda. Ama dediğim gibi karttan siz kendi ödemenizi peşin alıyorsunuz. Azıcık da online'a değineyim. Bizim online markamız da var burada, Room Store diye. Ona ayrı bir depo açtık. Online satışı ayrı götürüyoruz. O ayrı bir dünya. Bana göre Amerika pazarını bile domine ediyoruz buradan. Ki orası 300 milyon üzerinde insanın yaşadığı bir pazar. Burada 80 milyondan bahsediyoruz ama çok ciddi bir online satışı var. Özellikle küçük ürünlerde kimse bir yere gitmiyor. Evinden sipariş veriyor ve gelmesini istiyor. Pazar yerleri çok iyi çalışıyor. Amazon olsun, eBay, Etsy gayet kuvvetliler. Wayfair o kadar değil. Çalışılabilir. O ürün getirebilirsiniz. Burada yeter ki ürününüzün montaj şeması ve
buradaki sertifikasyonu, uygunluğu doğru olsun. Genel olarak böyle. Çok da uzatmak da istemiyorum. Tarık Bey, soru alıyor muyuz bilmiyorum ama böyle genel olarak şöyle özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim Burçin Bey. Sağ olun. Soruları sonunda alacağız. En sonunda otomotiv kısmını da bitirdikten sonra bugün görürseniz. Tamam. Dolayısıyla şimdi otomotiv kısmına geçeceğim. Öncelikle çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Bu arada ben bir hatırlatmada da bulunuyorum. O chat box kısmından yazabilir arkadaşlarımız. Yazanlar var. Hatta otomotiv konusunda konuşmacı yok mu diye de yazan bir arkadaşımız var. Evet, var. Şimdi otomotiv kısmına geçtik. Öncelikle Sayın Ertuğrul Tuna Arıncı, Uludağ İhracatçı Birlikleri Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyemiz. Tuna Bey, söz sizde lütfen, buyurun. Merhabalar, sesim geliyor herhalde. Duyuyoruz, gayet güzel duyuyoruz. Evet, ben tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Katılımları için teşekkür ediyorum. Ben de hep sonuncu olmak biraz zordur ama bir şekilde sıramı hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Otomotiv sanayini ve tedarik sanayini sizlere anlatmaya çalışacağım Birleşik Krallık açısından. Otomotiv sektöründen bahsedeceğiz. Birleşik Krallık otomotiv endüstrisini değerlendireceğiz ve Türkiye Birleşik Krallık otomotiv ticaretini beraber bakacağız. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği 1991 yılında kuruluyor. 246 tane üyesi var. Dolayısıyla otomotiv endüstrisinin koordinatör birliğidir bu. Türkiye'deki ihracat yapan bütün otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi bu şirkete, buraya üyedir. Dolayısıyla çok büyüktür. 2021 yılı itibarıyla da 29.3 milyar dolar, biraz önce bahsedildi, ihracat hacmine ve yaklaşık da 7500 aktif üye sayısına ulaşmıştır. Gitgide büyüyen bir hacmimizin olduğunu görüyorsunuz. Ve misyonu da endüstrinin ihracat hacmini arttırmak, bakanlığın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği politikaları uygulayarak üyelerini dış ticaretle ilgili gelişmelerden haberdar etmek en büyük misyonları arasında yer almaktadır. Endüstrinin gelişimini bahsedersek biliyorsunuz ilk başta bir takım montaj ve lisanslamalarla işte başladı otomotivde. Daha sonra tedarik endüstrisi 70 ve 80'li yıllarda yerleşme ve gelişimle hayatına devam etti. Daha sonra da 80-90 yıllarında kapasite artışları yapılarak biraz daha modernleşme sürecine girildi. Ve artık 90-95 yıllarında çağdaş ihracat modeliyle bir çağdaş model oluşturarak hayatına devam ediyordu. Biz bu döneme korumacı pazar da diyoruz. 95 daha sonrasında gümrük birliğinin gelmesiyle beraber artık tam bir integrasyon ve daha sonra da serbest pazarla beraber büyüme ortaya çıkmış oldu. Bu Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin gelişimiyle ilgili kısa bir bilgi. Türkiye'deki motorlu taşıt üreticileri biliyorsunuz çoğu Marmara'da olmak üzere bütün genelde Marmara'ya yığılmış olarak işte Tofaş, Renault, Karsan, Ford, Isuzu, Mercedes, Otokar, Türk Traktör, Ford, bunlar biraz daha aşağıda Türk Traktör, Ford, BMC, İzmir ve Adana'da TEMSA olmak üzere toplam üretim kapasitesi bütün bunları imalatçıların, ana sanayinin 2022 yılı itibariyle 2 milyon adet bir kapasite mevcudiyeti söz konusudur. Dünya üretimine bakarsak şu an dünya üretimi ve Türkiye 2021 yılında 13. sırada yer almaktadır. Son derece büyük bir hacme sahip. Dünyada 13, Avrupa'da 4, 2021'de 2020'de ve 2019'da dünyada 14, Avrupa'da 4. sırada yer almaktaydı. 1.276.000'le dünyada 2021 yılında 13. sırada yer almıştır. Biraz önce bahsettik, tedarik sanayi, gelişmiş tedarik endüstrisine sahip 7500 ihracatçı KOBİ, 200 yabancı yatırımcı, 200 bin çalışan ve tedarik sanayinde 11.8 milyar dolar bir ihracat hacmi söz konusudur. Burada da sağ tarafta da yan sanayilerin
bulundukları alanlarla ilgili bilgiler var. Siz de görüyorsunuz. İşte bataryadan tutun, otocamları, silecek sistemleri, güç aktarma parçaları, koltuk, süspansiyon, birçok alanda tedarik endüstrisi faaliyet göstermektedir. 2021 yılı gerçekleşmelerine bakacak olursak, biraz önce bahsettiğim üretim 1.276.000 adetle, bunun 937.000'i ihracat olarak gerçekleşmiştir. Adet olarak söylemek gerekirse, yine ihracat da 2021 yılında 29.3 milyar dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Baktığınız zaman üretim adetleri ve ihracat adeti olarak 2017 yılında rekor kırılmış, 1.7 milyon adete yakın bir toplam üretim, 1.3 milyon adete yakın da ihracat söz konusudur. Yine 2018 rakamlarıyla 31.6 milyar dolar ihracatla en büyük ihracat gelişmiş diyebiliriz. Ama 2021 yılında biraz önce söylediğim gibi 29.3 milyar dolarlık bir ihracat söz konusudur. Bu endüstrinin 29.3 milyar doların dağılımına bakacak olursak 17.5 milyar doları 2021 rakamlarını söylüyorum. 17.5 milyar doları ana sanayi, 11.8 milyar doları da tedarik endüstrisi olmaktadır. Dikkat ederseniz tedarik endüstrisi anlamında 2021 yılında rekor gerçekleşmiştir. En yüksek rakam 2018'de 10.8 milyar dolarken 2021 yılını 11.8 milyar dolarla tamamlayarak tedarik endüstrisi geçen yıllara göre iyi bir performans göstermiştir. İhracat pazarlarına bakılacak olursa ihracat toplam üretimin %73'ü, son derece büyük ve 200 ülkeye ihracat yapılıyor. Burada bunun yaklaşık AB payı yaklaşık %65 diyebiliriz. Burada Almanya %14, Fransa 11, İtalya 8, İspanya 5 ve diğer Avrupa ülkeleri %20 olarak gözükmekte. Avrupa dışında ise %35 olarak ihracatın payını söylemek mümkündür. Bu Birleşik Krallık otomotiv pazarı, buraya bakacak olursak biraz önce rakamlar geçti ama en son 2021 yılını baz alacak olursak toplam 1.6 milyon adet söz konusu. Binek otomobil olarak ticari ağır vasıtalara kamyonlarla bu rakam 396 binde 397 binde bu rakamı koyarsak toplam pazar yaklaşık 2 milyon adettir. Tabii COVID'in ve pandeminin etkisiyle 2019 rakamını görüyorsunuz, 2.7 milyon adet 2 milyon adete düşmüştür. Tabii binek otomobiller büyük kısmını oluşturmaktadır 2021 yılı içinde. Üretim adetlerinde geçen sene yani 2021 yılı itibariyle de 932 bin olduğunu görüyorsunuz. Yine 2019 rakamlarıyla üretimde de ciddi bir düşüş söz konusu. Hem 2020 hem de 2019'a göre 932 binle kapandığını görmekteyiz. Trafikteki araç sayısı, taşıtların sayısına da bakacak olursak şu an itibariyle 2000 yılı yılına baktığımızda 8.6 milyon adet araç söz konusu. Taşıtların ortalama yaşı olarak 8.6'dır. Dikkat ederseniz pandeminin etkisiyle beraber bu rakam daha da artmıştır. Üretimler de düştüğü için biz bunu zaten aftermarket üretimi olan bir şirkette de çalışan biri olarak görüyoruz. Aftermarket satışlarındaki artıştan da bunu fark etmekteyiz. Araç yaşı 94-2020 yılı arasında yaklaşık %26 artmıştır. 6-7'den 8-6'lara kadar çıkış söz konusudur. Çünkü insanlar daha çok mevcut araçlarını kullanma yoluna gitmektedir. Birleşik Krallık ithalatında ilk 5 ülkeye baktığımız zaman ithalatta Almanya, Belçika, İspanya, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. Bu da yine 2021 rakamlarıyla Türkiye olarak 4 milyar dolar seviyelerindedir. Yaklaşık %7'de pay almaktadır. Burada da dikkat ederseniz 2017 yılından itibaren en yüksek rakam geçen sene gerçekleşmiştir.
Otomotiv ihracatı, Türkiye'nin Birleşik Krallığı otomotiv ihracatı da yine 2017'den bu yana en yüksek rakam geçen sene 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sene de 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi 1.5 milyon yine milyar dolar, 1.5 milyar dolar civarındadır. Bu sene de 2021 rakamı yakalanacak gibi gözükmektedir. Bir miktar da aşılabilir. Birleşik Krallık 2021 yılı ihracatımızda 3. sıradadır. Özellikle tedarik sanayinde de son zamanlarda ciddi bir artış söz konusudur. Mal grubu bazında Birleşik Krallığa ihracatımız biraz önce sunumlarda bu geçmişti. O yüzden hani fazla durmak istemiyorum ama burada da ilk sırayı eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar almaktadır. 2020 yılına göre görüyorsunuz %85'e yakın bir artış söz konusudur. Özellikle yine iki tekerlekli araçlar, bisiklet, moped, burada da bir %128'lik araç söz konusudur. Söz konusudur. Dolayısıyla Birleşik Krallık 2021 yılı tedarik endüstrisi ihracatında da 5. sırada yer almaktadır. Ciddi bir yer teşkil etmektedir. Tedarik endüstrisi ihracatımızda, Birleşik Krallığa tedarik endüstrisi ihracatımızda başlıca ürünler, yani tek tek girmek istemiyorum, sunuda görüyorsunuz. Daha sonra tekrar incelemek de mümkün. Başlıca ürünler ekranda görülmektedir. En büyük rakamı insan taşıyan taşıtların karoser aksamı dediğimiz kısım 61 milyon dolarla o oluşturmaktadır. Evet, benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Benden sonra herhalde devam edecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, Tuna Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Son bir konuşmacımız kaldı. Yine otomotiv sektörü, otomotiv sanayi ile alakalı olarak ülke tecrübelerini bir anlamda paylaşmak adına GMS Jant ve Makine Sanayi'nden Sayın Erhan Tuncer. Erhan Bey, buyurun lütfen, söz sizde. Herkese merhabalar. Öncelikle Tarık Bey'e teşekkür ediyorum organizasyon için ve kıymetli davetiniz için. Ben de kısaca bir sunum paylaşayım. Şöyle. Ben önce hızlıca bir şirketimden bahsetmek isterim. GMS 1980'de kuruldu. Tamamen alüminyum döküm jant üretiyoruz şu anda. İzmir'de iki şirketimiz, Almanya'da da bir tane şirket. Toplamda 3 şirketten oluşuyor grubumuz. Buraya ek olarak Çiğli'de bir fabrika daha açtık. Şu an İzmir'de 4 fabrikayla üretim yapıyoruz. 10 milyon adet jantın üzerinde bir kapasitemiz var. Türkiye'nin en büyük kapasitesi, Avrupa'da da en büyük ikinci jant üretim kapasitesine sahip. İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da ve İngiltere'de ofislerimiz ve yine İngiltere'de iki ayrı lokasyonda, Almanya'da ve İspanya'da da çalıştığımız depolar var. Yaklaşık 3500-4000 civarı bir çalışanımız var. Aldığımız muhtelif ödüller, bu kısımları hızlı geçiyorum. Yaklaşık olarak 350 milyon euroluk bir ciroyla bunun %80'i de ihracattan gelmektedir. Müşteri portföyümüze de baktığınızda bugün yolda gördüğünüz aşağı yukarı bütün otomotiv markalarıyla da çalışmakta, onlara jant vermekteyiz. Kısaca hani yaptığımız operasyondan da bahsedeyim. Biz şu anda 3 tane farklı destinasyona gidiyoruz. Burada 3 farklı müşterimiz var. Kuzeyde Sunderland'de Nissan için, yine Derby bölgesinde Toyota için ve Oxford bölgesinde Mini için jant üretip teslimat yapıyoruz. Haftalık yaklaşık 25 konteyner gibi bir hacmimiz var. Yılda 1000 konteynerin üzerinde bir hacim ve yaklaşık 15 yılı aşkın bir sürede de bu ticaretimiz devam ediyor. Buraya ek olarak bir de Honda vardı. Fakat Honda fabrikasını İngiltere'de kapattı. Oradaki hacmimiz maalesef bir miktar düştü. Şu anda ihracatlarımızın yaklaşık %10'u İngiltere'ye gidiyor ve 2023-2024 yıllarında da aldığımız yeni projelerle %25'lik ihracat hacmimizde artış bekliyoruz. Şu anda haftada 3 farklı gemiyle farklı limanlara buradan çıkışlar yapıp teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Burası neden önemli?
son dönemde özellikle limanlarda yaşanan sorunlar, orada Burçin Bey de biraz bahsetmişti. Hani farklı seçenekler operasyonu daha rahat yürütmemizi sağlıyor. Burada bizim sektörü olarak biraz farkımız şöyle, biz İngiltere pazarında varoluşumuz aslında müşterilerin sadece mini burada İngiltere merkezi. Günün sonunda baktığınızda global olarak biz bu müşterilerin hepsiyle, mini zaten BMW grubunda bildiğiniz üzere, hepsiyle yoğun ve yüksek hacimlerle çalışıyoruz. Bu noktada İngiltere'deki fabrikalarına da ilgili modeller için jant üretimi yapıp teslimat sağlıyoruz. Bizim az önce bahsettiğim gibi bizim de Oxfordshire bölgesinde bir ofisimiz ve orada da kalıcı bir temsilcimiz var. Yine orada bir vergi numaramız var İngiltere'de. Bu vergi numarası vasıtasıyla da biz konsinye yüklemeler buradan yapabiliyoruz. Konsinye konusu neden önemli? Hani stoklu çalışıldığı ve bazı müşterilerin talepleri doğrultusunda konsinye çalışma yapılabilir. O noktada fayda sağlamakta. Burada KDV zaten önden ödeniyor bu tür ihracat yüklemelerinde. Biz de hani konsinye satış tamamladıktan sonra mahsuplaşmak suretiyle vergilerin ödemesini tamamlamış oluyoruz. Bu vergi süreçlerinin takibi için de orada yine bir danışmanla çalışıyoruz. Bir de kısaca birkaç hani karşılaştığımız problemler ve bunları nasıl atlatıyoruz, nasıl çözüyoruz, onlarla ilgili bilgi vermek isterim. Özellikle yoğun hacimli çalışıp hani lojistikte bu işin olmazsa olmazı ve dış ticaretle beraberinde. O yüzden bu konular belki önem arz edebilir diye düşünüyorum. Son dönemde burada çok ciddi bir şoför problemi yaşadık ve araç problemi yaşadık. Bu noktada özellikle Brexit'le birlikte yabancı vatandaşlar da şoför nüfusunun ağırlığı. Bunlar İngiltere'den ayrılmak durumunda kaldı. Pandemiyle birlikte de iyice düşmüştü. Bunun tekrardan artırılması yönelik İngiliz hükümetinin aldığı bir takım aksiyonlar oldu. Şoför okulları açıldı. Bu tür firmalara teşvikler verildi. Son dönemde tekrardan bu süreçlerin düzeldiğini görüyoruz. Yine son birkaç aydır özellikle bu enflasyon anlamında İngiltere'de yaşanan sorunlardan kaynaklı ciddi grevlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle limanlarda. Fakat farklı limanlara yaptığımız operasyonlar vasıtasıyla da bunları bypass edebiliyoruz genel olarak. Bir diğer konu yükselen navlun fiyatları. Bu yükselen navlun fiyatları da imalat fiyatlarını ne kadar belli bir yerde tutmaya çalışsak da Avrupalı lokal tedarikçilerin erişim kolaylığı ve yerli tedarikçilerin erişim kolaylığı itibariyle rekabeti bir miktar olumsuz etkilemekte. Bu noktada en uygun metot hala deniz yolu olsa da şu anda maalesef bize handikap yaratmakta. Son olarak da hani son 3 aydır fiyatların, navlun fiyatlarının düştüğü global olarak söylense de bunun henüz etkilerini ilgili hatlarda görme fırsatımız olmadı. Daha önceki sunumlarda da bahsedildiği üzere ithalatın da nispeten daha düşük olması yine navlun fiyatlarını olumsuz bir etki yaratmakta. Biz Brexit'ten nasıl etkilendik? Ondan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bizler Brexit sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın aldığı hızlı aksiyon sayesinde yapılan serbest ticaret anlaşmasıyla bu kısmını işin minimum hasarla atlattı. Yine Tarık Bey'in bahsettiği üzere iki ülke arasında yapılan serbest ticaret anlaşması kapsamında gümrük vergileri sıfır olarak tutuldu. Ve bu sayede de iki ülke arasındaki ticaret nispeten kolay bir şekilde ilerlemekte. Yine bir de son dönemde bu bölgede uygulanan bir bilgi olarak 2022'nin başından itibaren bu yeşil enerji yatırımları ile ilgili bir takım İngiltere'nin uygulamaları var. Ülkeye ithalatı yapılan, İngiltere'ye ithalatı yapılan ürünlerin ülkeye girişleri esnasında burada ismini kısaca bahsettiğimiz birkaç isim farklı isimler altında limanlarda bir takım vergi benzeri uygulamalar yapılıyor. Yaklaşık olarak hani beyanname başına 25 pound civarlarında. Bunu da hani Türkiye'den ihracat yapacak firmalar hani DDP ürünlerde yani DDP anlaşmalarda özellikle karşılaşabilecekleri konular. Ben vakti iyi kullanmak için kısa kestim. Soru cevap kısmında da ilave bir gündem olursa memnuniyetle yapmak isterim. Evet, Erhan Bey'e de çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarımızı tamamladık. Tamamen de planımıza sadık bir vaziyette. Bir 10 dakika kadar bir vaktimiz var aslında. Normalde bu tür organizasyonlarımızda yazılı olarak gelen
sorulara ilgili kişiler olarak yazılı olarak cevap veriyoruz. Ben açıkçası bakanlığımızı, müşavirliğimizi ilgilendiren konularda olanlara sizleri dinlerken bir taraftan da cevap vermeye çalıştım. Orada soru soran arkadaşlarımız tekrar göz atarlarsa görmüş olacaklar. Ama yine de tüm hazirun için birkaç önemli gördüğüm hususu dile getireyim. Bu arada da panelist arkadaşlar, konuşmacı arkadaşlarımız yanındaki chat kutusunda yer alan hususlara şöyle hızlıca bakarlarsa, benim kaçırdığım, kendilerini ilgilendiren bir boyut varsa onlara da benim sözümü bitirdikten sonra kendilerine söz vermek suretiyle cevaplandırılmasını sağlamış oluruz. Dolayısıyla kafalarda cevaplandırılmamış soru kalmamış olur. Şöyle söyleyeyim bir iki cümleyle. Şimdi müşavirlikler olarak bütün dünyadaki 100'ün üzerinde, 130 küsur üzerinde diye hatırlıyorum, merkezde yer alan tüm ticaret müşavirleri olarak bizlerin görevi ihracatçılarımızın halihazırda ihracat yapan veya potansiyel olarak ihracat yapma düşüncesindeki firmalarımızın önünü açmak, onlara öncelikle bilgi anlamında gerekli bilgilendirmeyi sağlamak, akabinde de ilgili ülkelerde karşılaştıkları fiili bazı sıkıntılar, sorunlar varsa onlarla da ilgili yine sahada yardımcı olmak. Dolayısıyla bunun için bakanlığımızın yaklaşık 2 yıldır uygulamaya koyduğu bir sistematik yapı var. Onun adı müşavire danışın. Müşavire danışın sistemi, bunu Google'a yazınca zaten çıkacaktır. Tüm ticaret müşavirlerine bir tıkla firmalarımızın ulaşabileceği bir sistemdir. Dolayısıyla o sisteme girdikten sonra firmalarımız hangi ticaret müşavirliğiyle irtibata geçmek istiyorlarsa o ticaret müşavirliğine dediğim gibi taleplerini gönderebilirler. Bunu niye söylüyorum? Hem dediğim gibi bu ilgili ülkede yerleşik olan potansiyel ithalatçı bilgilerini bizlerden isteyebilirler. Ben Birleşik Krallık özelinde halihazırda Türkiye'den veya dünyadan ilgili ürün gamıyla alakalı olarak ithalat yapan, bir önceki yıl itibariyle ithalat yapan tüm firmaların bilgisine erişebiliyoruz. Dolayısıyla firmalarımız diyelim ki mobilyanın işte ofis mobilyaları alanında faaliyet gösteriyor ise sadece ona özel olarak geçen yıl İngiltere'den hangi firmalar yurt dışından bu günlük tarife istatistik pozisyonunda mobilya ithal etmiş, bunların bilgilerini kendilerine gönderebiliyoruz. Yine bugün burada arkadaşlarımızın, tüm sektör temsilcilerimizin de dahil olmak üzere anlatmış olduğu, dile getirmiş olduğu önemli sektör bilgilerini kendilerine iletebiliyoruz. Daha da önemlisi, müşavirliğimizin abonelik sistemi üzerinden erişiminin olduğu sektör raporları var. Bu sektör raporlarını biz aleni olarak web sitemize maalesef koyamıyoruz. Çünkü abonelik şartları gereği sadece kendimizin erişimini artık biz kullanabiliyoruz veya bizim kullanımını mümkün kıldığımız firmalarımıza bunu aktarabiliyoruz. Dolayısıyla yine müşavire danışın üzerinden ola ki o sektörde buraya açılmak isteyen, sektörü daha yakından tanımak isteyen firmalar varsa, bir yatırım ya da bir Birleşik Krallık pazarına girişle ilgili, satış ağlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen. Dolayısıyla biz o raporları da her biri 3-5 bin pound değerinde olan, normalde firmalarımızın şahsi olarak edinmek istedikleri durumda kendilerine o kadara mal olacak olan raporları da kendileriyle münferit olarak sadece kendi kullanımlarına yönelik olarak paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla müşavire danışın anahtar bir bize ulaşma platformu diyelim. Bu çok önemli. Bizim yine kontak bilgilerimizi soran bir arkadaşımız vardı, Özcan Bey. Ona da benzer şeyi söyledim. Müşavirliğimize tabii ki maille ve telefonla da ulaşılabilir. Mailimiz londra@ticaret.gov.tr. Ama bir bilgi isteniyor ise dediğim gibi bu bilgilerin müşavire danışın üzerinden olmasında fayda var. Onun haricinde diğer analist arkadaşlarımdan bu sohbet kutusunda olup da ben bunu cevaplayayım dediği bir husus varsa kendilerine söz vereceğim. Yoksa da
Ben son bir kez daha kontrol edeyim. Açıkçası hemen hemen soruları cevapladığımızı düşünüyoruz. Bizim sunumumuzda ona da soran bir arkadaşımız olmuş. Bakanlık olarak bakanlığımızın web sitesinde müşavirlik sunumlar kısmında paylaşıyoruz. Dolayısıyla bugün yetiştirebilirsek bugün koyarız o ilgili kısma. Yoksa yarından itibaren firmalarımız bizim Abdurrahman Bey'in yapmış olduğu sunumu oradan temin edebilirler. Zaten bakanlık olarak da Evren Bey bahsetmişti başlangıçta. Bakanlığımızın YouTube bağlantısında bu sohbet toplantısını kayıtta zaten sizlerin kullanımına tekrar sunulmuş olacak. Evren Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da diğer arkadaşlarım da bakıyorum bir taraftan. Sayın Başmışağırım, sunumu biz şu an web sayfamıza eklemiş durumdayız. Linkini Peki. de chat box'a bıraktık. YouTube kanalımızda birkaç gün sonra, bir edit ettikten sonra yayınlamaya başlayacağız. Ama şu an için sunum web sayfamızda hala hazırda yer almakta. Tamam, siz daha hızlısınız. Teşekkür ederim. Sayın İhracat Birlikleri Yönetim Kurulu üyelerimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Bu kadarlık işlerinin, gördüm Nuri Bey, bu kadar işlerinin yoğunluğunda zaman ayırdılar, katıldılar. Onlara da ayrıca teşekkürler ve Burçin Bey, Erhan Bey, sizlere de sizlerle mesaimiz burada yine daha farklı şekillerde inşallah devam edecek. Ama dediğim gibi sizlerin de ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Nuri Bey'in bir katkısı olacak herhalde. Buyurun Nuri Bey. Evet, sesim geliyor herhalde. Şimdi sizin vasıtanızla bu ayın 10'u 12'sinde bir mobilyacıların ortak bir internet ortamında Heartmate for Life diye bir web taban hazırladık. Bunu federasyonumuz çatısı altında. Tüm Türkiye'deki mobilyacılara açıyoruz biz bunu. Çok geniş tabanlı. Ürün bazında da şöyle söyleyeyim. İşte genç odasından tutun, ofis mobilyaları, ev mobilyaları, klasik mobilya veya modern mobilya kategorileriyle birlikte tüm dünyada en azından Türkiye'nin üretim yapan bütün firmaları yurt dışında da tanıtmak anlamıyla böyle bir portal hazırladık. Bunu da en azından burada söylemiş olalım. Zaten sizlere de bununla ilgili gerekli bilgiler herhalde gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evren Bey, isterseniz siz son sözleri de söyleyip kapatabiliriz. Öyle görünüyor. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sayın Başmışağırım, ben de çok teşekkür ederim. Çok bilgi yoğun bir toplantı oldu. Hem de 1,5 saatlik süremizin içerisinde kaldık. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmışlardır ve verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorlardır. Ben tüm katılımcılarımıza da sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gelecek sene artık Birleşik Krallık'ta yeni sohbet toplantılarıyla devam etme ümidiyle diyorum. Çok keyifli bir toplantıydı. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Allah, teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.